Levent Tereci, 1967 Bursa doğumluyum. 15 Temmuz'dan 5 gün önce rüya gördüm mü? Sabah namazına yakın bir vakitte görüyordum bu rüyayı. 3 gün üst üste gördüm. Benden yukarı vuruluyorum. Kafama doğru bir mermi var. Fakat bu ne vurulduğum noktayı görebiliyorum ne de atanı görebiliyordum. Rüyayı görüyorum, kalkıyorum buradan banyoya gidiyorum. Banyoda bakıyorum mermi nerede? Ve aynada kendimi görünce kendime geldim. Bu rüya 15 Temmuz'da anlamını bulmuş oldu. 15 Temmuz işte kafede oturuyorum. Tevafuk televizyona bakmam, muhabbet ederiz. Döndüm bir baktım, dedim Ahmet dedim ya, büfe sahibi arkadaşa. Ya dedim güzel kardeşim, bu tanklar var dedim köprüde ya. Burası polis müdahale alanı. Askerin burada ne işi var dedim ya. Ne işi var halkın içinde? Abi dedi doğru söylüyorsun ya. Dedim ki bak bu inan bana dedim paralelin darbesi. Korkmuş insanlar. Lan dedim Allah Allah. İnsanlar neden korkuyor ya? Neden korkuyor yani? Darbe ise sokağa çıkmaktan daha doğal bir hakkımız yok bizim. Müdahale etmemiz gerekiyor. Eğer adilsek, eğer insansak bunu yapmalıyız. Çocuklar da evde buluştuk. Hepsini karşıma aldım. Ben dedim şehit olacağım. Ben bu rüyayı yaşadım dedim yani. Ve şu anda da yaşıyorum dedim. Eşim dedi ben de geleceğim. Yok dedim şu kızımın başında duracaksın. Yetiştireceksin kızımı dedim. Çocuklar gelecek. Hayır dedim gelmeyecekler. Ben gidiyorum bu evden dedim. Sadece dua edin. Helalleşelim. Arkamdan da dua edin. Gittim kızımı öptüm ve ağladım. Çocuk gibi ağladım kızımı öperken. Çünkü uyuyordu. Korkladım onu. Dedim bu son koklayışım olabilir. Allah şahit. Ve ağladım. Gözüm yaşlı çıktım evden. Çıktık ama ana caddeleri asker tutmuş. Dedim tamam bu netleşti, bu kesin darbe. Ve bu darbe, inan dedim arkadaşlara söyledim. Vallahi dedim bu Türkiye'yi kuşatma darbesidir. Türkiye ismi göremezsiniz dedim eğer burası düşerse. Bu dedim öyle bir darbe. Hiç öncekilerinde aynı değil. Bir ülkemiz dedim gidiyor. Türkiye ismi yok olacak. O anda 20 kişi olduk ama o zaman 100 kişi yolda birleştik ve genç gitti elhamdülillah. Onlarla beraber köprüye doğru hareket ettik. Sanıyorum 11 ya da 11 çeyrek geçe köprüde, gişelerin oradaydık. Fakat garip yani, dediler ki mermi atıyorlar. Ben de güldüm, dedim ki ya plastik mermiden mi korkuyorsunuz? Gerçek mermi olduğunu söyleyen de kimse olmadı. Ta ki gişelere gelinceye kadar ortalıkta yerlerde kanları görünce anladım ki bir çatışma var. Şöyle bir şey düşünün. İşte Avrupa'dan Anadolu yakasına geliyorsunuz. Biliyorsunuz 4 şerit 3 şeride düşüyor. İnanın o yolun tamamında öbek öbek kan şeyleri görürsünüz. 30-40 santim dairesel şeklinde kanlar var. Dedim bak bunlar silah atıyor, mermi atıyor, gördüğünüz kanları, insanları. Derken bunları daha konuşmadan bir tarama oldu. Silah sesi oldu ve o konuştuğum grup içerisinde çocuklar düştü. İki tanesini tuttuk. Hemen motosiklete bindirdim. Ayağından vurulmuştu. Motosikletler de bekliyor orada, çocuk gençler var. Onlar da olayın içerisindeler. Onlar da müdahale etmeye çalışıyor. Ve bu şekilde hastanelere gönderdik insanları. Derken bunun plastik mermi olmadığını, gerçek mermilere muhatap olduğumuzu gördük. Yani karşı taraf silahlı, halk silahsız. Önden birisi düştü, Allah dedi düştü. Göğsünden yemiş mermi, arkasındaki de düştü. Yakın mesafe olduğu için ne yapıyor? Kurşun deliyor, ötekine isabet ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Arkasından çıkıyor. Kime sıkıyor kurşunu? İnsan mı bunlar? İnsan olabilir mi? Karıncaya basmıyoruz. Benim evimde karınca geziyor. Kızım dahi öldürmüyor onları. Diyor ki babacığım bak karınca diyor. Kimsiniz yani?
İnsan dışı mahluklar asker elbisesi giymiş. Asker elbisesi giymiş, karşına dikilmiş. Benim ülkemi alacaksın. Yapma ya. Bu kadar kolay mı ya? Asım'ın nesli burası. Sen bizim lider olarak kabul ettiğimiz bir reis-i cumhur, cumhurbaşkanına sen müdahale edemezsin. Kimsin sen ya? Kimsin? Milyonların arkasında olduğu sevdiği bir insana sen kimsin ya? Ben seçmişim onu ya. Özgür irademle. Seçmişim ben. Dolayısıyla seçim demek ne demek? Aynı zamanda korumak demek. Biat etmemiş olabilirsin. Fakat korumak zorundasın. Korumak zorundasın. Lider düşerse ülke düşer zaten. Derken işte seda okundu. Ondan sonra arkadan işte kısa bir zaman sonra ezan okunmaya başladı. Hava aydınlanıyor. Artık karşındaki insanları net görüyorsun yani. Askerler yerde yatmış, siper etmiş. Siper almışlar. Böyle karşı karşıya göz göze geldik. Üç el silah sesi. Yanımdaki Allah dedi güçlü ama gözleri döndü. Gördüm yani. Bunlar saniye içerisinde oluyor. Yanımdaki çocuk şurasından vurdu. Genç 23-24 yaşında. Şuradan. Buradan kemiğin fırladığını görüyorsun. Yani bir şey fırlıyor oradan kanla beraber. Çocuk düştü. Ses vermedi. Ona bağırmadı. Düştü. Vuruldum dedim. Allahu Ekber. Bir zonklama. Bir ses, beynimde bir anında bir zonklama. Elimi baktım, çenem yok. Yani şu kısım yok. Delinmiş, buradan kan fışkırıyor. Elimi tuttum, olacak gibi değil. Baktım, elim içeri giriyor. Bıraktım onu. Konuştum, tekbir getirmeye başladım falan. Bir arada kendimi tartıyorum. Dedim, iyiyim ben. Bu çocuğa eğildim, dedim ki, kendine gel, baktım yok. Çektim onu, götürmeye çalışıyorum ama nasıl kan akıyor ki? Dizlerim dermanı kesildi, taşıyamadım onu. Oradan yardım ettiler, bir minibüse bindik. Sivil bir minibüs yanaştı böyle. Hemen bindik ve çocuk hemen bastı gitti. Çocuğa dedim ki içeride konuşuyoruz. Ama kan fışkırıyor. Dedim hakkını helal et, araba kilitlendi yani. Durduramıyorum dedim kanı. Bir şey verdi oradan o. Onu takadım buraya. Yerde yaralı olan arkadaşımız da inlemesi devam ediyor. Şöyle ayağımla dürttüm onu hatta. Şey yaptı. Allah dedi yani. Allah. Ondan sonra ses yok ve ben orada şunu hissettim ki dedim burada bir sorunluk var. Dedim o şehit oldu. Sürekli tekbir getiriyorum. Beni çıkardı yukarı. Derken ameliyata girdim. Narkozu verdiler. Dedim ki ben dedim şehit olmak istiyorum dedim. Hayal meyal hatırladığım şey. Şehit olmak istiyorum dedim. Doktorun elini tuttum. Benim kulak kemiğim kırık, o da kırık olmak üzere şu bölüm. Elimle göstereyim. Bu bölümde şey var, çene kemiğim yok. Şayet bir aksilik olmazsa 6 ayda Allah'ın izniyle kemik oluşumu tamamlanacak ve konuşmam düzgün hale gelecek diye umuyoruz, bekliyoruz. Ben bu ülkenin kurtulmasına vesile olanlardan bir kişi olarak, bir birey olarak elhamdülillah çok mutluyum, huzurluyum. Siz söylediğiniz için yarayı anlattım size. Anlatabiliyor muyum? Burada kalıcı bir eser olacak. Bunların hiçbirisi umurumda bile değil. Bakın şurada bir bölge vardır. Bu kalacak dediler. Güldü. Allah'a nişaneyle gideceğim. Allah'a bir mermi parçalarıyla gideceğim. Anlatabiliyor muyum? Gazi olarak gideceğim. İspatlı. Tabii Allah'ın ispatına bir ihtiyacı yoktur ama benim bunlar onurum, nişanem. Bana devlet gazilik nişanı versen olur, vermesen olur. Ben Allah nazarında gazi miyim? Gaziyim kardeşim. Burada benim tereddütüm var mı? Yok elhamdülillah. Allah karşısında ben bir anlaşma yapmışım. Ben iman etmişim. Ve Allah'a ticaret yapmışım ben. Canım malım karşısında cennet karşılığı Allah'la ticaret yapmışım. Ayet öyle geçiyor. Allah sizinle diyor.
cennet karşılığı canınız malınıza satın almıştır. Ben o satanlardanım elhamdülillah. O gün sattım. Demek ki bende bir eksiklik vardı. Şehit olamadım ama elhamdülillah en azından gaziliği yakaladım. Bu açıdan ben anlatamam bu duyguları. Yaşanması lazım.